Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dokuzuncu mektup, dördüncü nükteli işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Allâmul Guyub'un talimiyle haber verdiği umur-u gaybiye hat ve hesaba gelmez. İcaz-ı Kur'an'a dair olan 25. sözde envana işaret ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden geçmiş zamana dair ve enbiya-i sabıkaya dair ve hakayık-ı ilahiye ve hakayık-ı kevniye ve hakayık-ı uhreviye dair ihbarat-ı gaybiyelerini 25. söze havale edip şimdilik bahsetmeyeceğiz. Yalnız kendinden sonra sahabe ve âl-i beytin başına gelen ve ümmetin ileride mazharlayacağı hadisata dair pek çok ihbarat-ı sadıkay-ı gaybiyesi kısmından cüz'i birkaç misalini işaret edeceğiz. Ve şu hakikat tamamıyla anlaşılmak için altı esas mukaddime olarak beyan edeceğiz. Malumunuz 19. mektup, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da tezahür eden 300 kadar mucizatı beyan ediyor. Bazı alimler bu peygamberimizden tezahür eden mucizatın 1000 kadar olduğunu ve bunu kitaplarda tafsilatla beyan etmişler. Gerçi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın her hali harika değildi. Eğer her hali harika olsaydı ümmetine bizzat imam olamazdı. Çünkü harika olan haller bizler tarafından taklit edilemezdi. Ancak her hali peygamberliğine delildir. Her hali onun Allah'ın elçisi olduğunun birer göstergesidir. Dolayısıyla bu 19. mektupta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair mucizelerden bahsedeceği için o mucizelere girmeden onunla ilgili bir kısım esasatı bize açıklayacak ki mucizeleri okurken ve dinlerken nasıl değerlendirmemiz gerektiğiyle ilgili ipuçları versin bize. Tabiri caizse bize hadis usulü ilminin temel özelliklerini bize öğretecek. Bu da lazım. Ta ki Peygamberimizden nakledilen rivayatı nasıl değerlendireceğimiz konusunda bir ölçümüz olsun. Elimizde ölçü olmazsa sonra Peygamberimizden gelen rivayetleri yanlış yorumlama imkanı olabilir. O yanlış yorumdan sakınmak için de tabiri caizse birer ölçü, birer denge unsuru elimizde bulunması gerekiyor. Bunlardan birkaç tanesini okuyalım inşallah. Birinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın çendan her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş. Ta insanın ahval-i içtimaiyelerinde ve dünyevi, uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun ve imam olsun ve her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı rabbaniyeyi ve tasarruf-ı kudret-i ilahiyeyi göstersin. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı. Peygamber Efendimizin malumunuz insan olarak gönderilmesi peygamberlerin özellikle müşrikler tarafından medarı tenkit olmuş. Bir melek olmalı değil miydi? Bizim gibi yiyen, içen, çarşıda yürüyen, bizim gibi uyuyan bir insanın peygamber gönderilmesi garip değil mi diye itiraz etmişler. Halbuki örnek olacak kimsenin
bizim cinsimizden olması gerekir. Ta ki biz hayatın her safhasında onun hallerini, hareketlerini, tavırlarını, duruşunu, her şeyini, tabiri caizse efhalini, ahvalini, ahvalini, etvarını, her şeyini hayatımıza örnek alabilelim. Eğer o meleklerden olsaydı ve her hali harika olsaydı, biz onu nasıl örnek alacaktık? Öyleyse peygamberlerin insanların en faziletlerinden gönderilmesi Allah'ın bir nimeti olduğu gibi, insanlardan gönderilmesi de Allah'ın bir ikramıdır bize. Cümleleri bir de okuyalım. Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş. Ta insanın ahval içtimaiyelerinde, toplum hayatında, dünyevi, uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun ve imam olsun. Ve her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahi olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbaniye'yi ve tasarruf-u kudret-i ilahiyi göstersin. Malumunuz, kainatta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey mucizedir. Kudret mucizeleridir. Üstadın tabiriyle mucizat-ı kudret-i ilahiye, kudret mucizeleri. Ancak o mucizelerin içerisinde biz yaşarken fıtri yaşantımız gereği normal insanın yaşantısı, yaratılışından gelen özellikleri sergilemesi gerekiyor. Bu harika mucizat-ı kudret-i ilahi olan eserlerin arasında dolaşırken Allah bizim cinsimizden bir peygamber gönderiyor ki insan olarak kainatın içerisinde davranışımız, hareketlerimiz o Cenab-ı Hakk'ın yarattığı harika sanatlarla uyum içerisinde olmayı öğrenelim. Yoksa bizim cinsimizden değil de harikulade bir varlık olarak gönderseydi, ha demek ki bu harika varlıkların işiymiş, bizim işimiz değilmiş diye bir bahane, Allah korusun, gösterilebilirdi. Bir de okuyayım. Evet. Mucizat-ı kudret-i ilahiye olan, adiyat içindeki harikulade olan, birer mucizat-ı kudret-i ilahiye olan adet içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbaniye'yi ve tasarruf-ı kudret-i ilahiyi göstersin. Yani o bize göstersin. O gelen peygamber. Demek ki burada bir şey daha öğrenmiş olduk. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize sadece davranışlarımızı, hal ve hareketlerimizi öğreten bir imam değil. Bize aynı zamanda kainat sergisinde gösterilen Allah'ın mucizelerini de bize öğreten bir zattır. Yani kainata nasıl bakacağız? Bu kainatta adi olarak gördüğümüz sanki artık her zaman yapılması gereken şeyler Allah muhafaza. Tabiri caizse esbab perdesinin arkasında Cenab-ı Hakk'ın kudret mucizelerini görmeyi de bize sağlıyor. Onu gösteriyor yani. Hatta mesela hani ayet-i kerimede geçiyor ya, deveye bakmazlar mı, nasıl yaratılmış? Aslında o insanlar deveye hiç bakmıyorlar mı? Bakıyorlar, hatta biniyorlar, hatta kesip yiyorlar, sütünü içiyorlar. Ama deveyin neyine bakıyorlar? Deve doğar, büyür, adam taşır, etini keser yeriz, derisini giyeriz, işte sütünü içeriz, sonra doğum yapar vesaire. Böyle bakıyorlar. Halbuki nasıl yaratıldığını, bak, yaratılma noktasına bakamıyorlar. Onu sanki olması gereken zaten adiyattan normal bir olaymış gibi değerlendiriyorlardı. Demek ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın, daha doğrusu peygamberlerin genel olarak bir görevi de kainatta insanların adiyattan gördüğü olayların asla adi olmadığını, onların adetullah, sünnetullah kanunlar olduğunu ve onları yaratan Allah olduğunu bizzat bize her haliyle göstermek. Demek ki bizim kainata bu bakışımızı sağlayan peygamberler olduğu gibi diğer insanlara da bu bakışı anlatmak da bir peygamber görevidir. Dolayısıyla insanlık, ümmeti Muhammed, peygamberimizin sergilediği bu vazifeyi
yerine getirmekle peygamber vazifesi yapmış oluyor. Yani Peygamber Efendimiz örnek alırken sadece şöyle yerdi, şöyle içerdi, şöyle otururdu, şöyle ibadet yapardı şeklinde değil, onun kainata bakış açısını da aynı zamanda örnek olarak almamız gerekiyor. Mesela bugün kardeşimizle konuşuyorduk. Çok enteresan, dikkat çeken bir konu. Birisinin dünyaya çocuk dünyaya gelmiş diye duysak hemen soruyoruz. Kız mı oğlan mı? Adını ne koydunuz? Hiç aklımıza başka şey gelmiyor. Çok nadirattan bazı şeyler gelse de şimdi onları söylemeyeceğim. Ama Peygamber Efendimizin bir çocuğun dünyaya geldiği, birisinin bir çocuğu dünyaya teşrif ettiğini duyduğunda ilk sorduğu şeylerin başında ne geliyormuş? Yaratılışı tam mı? Çok enteresan. Bak, yaratılışı tam mı? Neye dikkat çekiyor? Yaratılışına. Yaradanına dikkat çekiyor. Hamd ediyor. Evet diye ses duyunca, sözü cevabı evet olunca hamd ediyor. Demek ki bizim adi ve basit gibi gördüğümüz o mükemmel Rabbani sanatı, mucize, kudreti ilahiyenin mucizeleri olan o güzellikleri bakmayı da öğreten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Öyleyse bize bu kainatın içindeki harikaları gösterecek zatın kendisi harika mı olmalı her haliyle, yoksa bizim gibi beşer mi olmalı? Bizim gibi beşer olmalı ki bu harikaları o bize göstersin de, ha demek ki beşer de bunu görebilirmiş, öyleyse biz de beşer olarak bunu görebiliriz diye anlayalım. Demek ki Peygamber Efendimizin bizim cinsimizden gelmesinin hikmetleri buna dayanır. Yoksa kafirlerin dediği gibi niye melekten gelmedi diye bir itiraza asla yer yok. Allah'ın rahmetinin bir göstergesi. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı, mesela zaman zaman Peygamber Efendimiz çok zor durumlarda kalındığında parmaklarından, mübarek parmaklarından su akıtmış Allah mucize olarak. Veya bir ağaca çağırıp yanına gelmiş, elini işaret etmiş, gökteki ayı ikiye yarmış. Az bir yemekle çok insanın doymasına vesile olacak mucizeleri göstermiş. Ancak bunlar hayatının içerisinde sayılı ve sınırlı. Her zaman ve her yerde değil. İndel hace diyor üstadımız. İhtiyaç durumunda. Ya kendisinin peygamber olduğunu kabul etmeyenlere peygamber ispat için, ya da ashabıyla çok zor durumda kaldığında onları Cenab-ı Hak ikramen, ihsanen mükafatlandırmak için. İndel hace. Her zaman ve her yerde değil. Nitekim o da hastalanır. O da yorulur. O da üşür. O da ısınır. O da terler. Enteresan. Ayşe annemiz diyor, terlediğinde alnındaki damlalar pırıl pırıl parlardı. Terlerdi o da. Yorulurdu, acıkırdı. Midesine sahabeler gibi tek taş değil, iki taş birden bağlardı açlığını gidermek için. Ona da Allah bir şey, o cin musallat etmişti, şeytan musallat etmişti. O da imtihana tabiydi. Böyle olmasa o da uyuyordu. O da evleniyordu. Onda çocuklar oluyordu. Onda bir eşi vardı. O da eşinden gelen sıkıntılara katlanmak zorundaydı. Değil mi? Bu şekilde bir özelliklere sahip olan peygamber olmasaydı, böyle peygamber olmasaydı bize her hal ve hareketin lazım mıydı? Evet. Fakat burada bir şey daha var. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı. Efaliyle, ahvaliyle, etvarıyla ders veremezdi. Fakat yalnız nübüvvetini muannitlere karşı ispat etmek için harikulade işlere mazhar olur. Ve indel hace ara sıra mucizatı gösterirdi. Fakat sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla elbette bedahet derecesinde ve ister istemez tasdika mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Zaman zaman şöyle bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği bu kadar mucizelere rağmen
Niye o insanlardan inanmayanlar çıkmış? Hakikaten insan merak ediyor. Peygamber Efendimiz'e meydan okuyorlar tabi caizse. Sen peygamberliğinde eğer doğruysan şu ayı işaret et de şu ayı ikiye bölsün. Senin inandığın Rabbin ikiye böldürsün onu diyerek. Nitekim Cenab-ı Hak peygamberimizin işareti ayı ikiye bölüyor. Buna rağmen inanmıyorlar. Veya değişik mucizeleri gördüğü halde neden inanmıyorlar? İşte cevabını burada görüyoruz. O cevap şu. Elbette bedahet derecesinde ve ister istemez tasdika mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü sırrı imtihan ve hikmeti teklif iktiza eder ki akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihi bir surette olsa o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz. Kömür ile elmas bir seviyede kalırdı. Esas cevabı bu. Hatta onlar hemen hemen diyorlarmış. Baksana işte yine bizi kandırdı, bize sihir gösterdi, bize büyü yaptı. Konuşmasıyla, bak ayet okuyor mesela. Aslında diyor bize büyü yaptı, bize sihir yaptı diyor. Veya ay işte baksana yetim Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etmeye başladı diyerek bir bahane ile yine de onların eğer kalplerinden iman etme iradeleri yoksa onları mecburen iman etmeye sevk edecek şekilde açık ve net olmuyordu. Niye? Çünkü imanın tarifi nedir? Kulun cüz iradesini sarfından sonra Allah'ın o kulun kalbine ilka ettiği bir nurdur. Allah iman nurunu bir insanın kalbine koymasının bir şartı var. Nedir o şart? İnsanın kendi iradesiyle imanı istemesi. Allah o imanı isteyenlere iman nurunu kalbine veriyor. Madem ki hakikat budur, öyleyse mucizatı gören insan kendi iradesiyle imanı tercih edecek ki iman olsun. Yoksa inanmak zorunda kalmışsa o iman değildir. O cebirdir. Onun için Peygamberimizin gösterdiği mucizeler onun iradesini elinden alacak ve inanmak zorunda bırakacak şekilde değildir. Yine de mesela, bakın mesela diyelim bir parça yemek değil mi? Yemek yapıyor. İki kişilik 300 kişi yiyor. İki kişilik yemek. Ama yine yemek var ortada. Ya bizimdir aslında diyor bizi böyle sihir yaptı, büyü yaptı. O çok az gibi gösterdi, doyurmuş gibi gösterdi. Bak yine ortada bir yemek var. Bak Peygamberimizin parmaklarından su akacak ama yine su döktürüyor Peygamberimiz. Mevcut suyu getirttiriyor, avuçlarına döktürüyor, parmaklarından su akıttırıyor. Yine ifade edebildim mi? Tamamen insanın iradesini alıp cebren ve zorla inandıracak şekilde olmuyor. Evet. Bu bizim açımızdan çok önemli bir tespit. Cay hayrettir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübalağasız binler vecihte binler çeşit insan her biri bir tek mucizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya bir kelamı ile veya yüzünü görmesiyle ve hakeza. Hani dedik ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali harika değil. Her hali mucize değil. Eğer öyle olsaydı örnek alamazdık. Ama onun her hali, her tavrı, her hareketi, her konuşması hatta bedensel özellikleri bile onun peygamberliğinin delillerindendir. Nitekim Abdullah ibn-i Selam gibi zatlar Peygamberimiz yüzünü görür görmez bu yüzde hile olamaz. Bu zat yalancı olamaz diye hükmetmişler. Mesela o zatın yürüyüşü bile peygamberine delildir. Ne hızlı yürür ne yavaş yürür. Sağına soluna döneceğinde bedeniyle beraber dönerdi. Bedeniyle beraber. Niye? Birden dönüş hoş olmayan şeylerin görülmesine sebep olabilir. Bedenle beraber dönüş daha güzeldir. Birisinin kapısını çaldığında kapı çalma usulü bile peygamberine delildir. Yüzünü kapıya karşı değil, sırtını kapıya karşı dönerdi. Ta ki kapı açılırsa, gelen kimse görülsün ona göre tedbir alınsın diye.
Peygamberimizin hayatını böyle bir bakıyorsunuz, affetmesi. Affetmesi bile peygamberine delildir. Amcasını şehit edenler, yetmedi, kalbini çıkarıp çiğ çiğ yemek isteyenleri bile affediyor. Affetmede zirvede. Adalet. Kızım bile bu suçu işlese cezalandırırım diyecek kadar adalette önde. Afta en yakınlarına, hatta kendisine yapılan zulümleri affedecek kadar ileride. Demek ki Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine delil her şeyi. Ama her şey harika değil. İşte bir kısım insanlar bu Peygamber Efendimiz'in böyle sadece yüzünü görmesiyle, hatta birer alametiyle iman getirdikleri halde bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delail-i nübüvveti nakli sahih ile ve asar-ı kat'iye ile şimdiki betbah bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. İkinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hem beşerdir. Beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. Hem Resul'dür. Risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır. Evet, bu da çok önemli bir problem. Üstadımız bu insanlığı özellikle Müslümanları tarihte alimleri ciddi meşgul eden, üzerine ciltlerle eser yazılan, hatta bir kısım insanların Peygamberimizin getirdiği sadece Kur'an'ı alırız, onun dışındakileri almayı diyecek kadar aşırılığa giden, zaman zaman çok yanlış düşünceye sebep olan bir konuyu kısa ve öz olarak bize açıklıyor. Peygamberimizin peygamberliği vahye dayanır. Ama vahiy iki kısımdır. Bir, vahiy-i sarihidir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onda sırf bir tercümandır. Mübelliğdir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ahadisi kutsiye gibi. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sadece tercüman. Bir harfini de kendisine göre söyleme yetkisine sahip değil. Nasıl gelirse öyle yazdırır. Öyle aktarır. Buna biz vahiy sarih diyoruz. Açık. Müdahalesi yok peygamberlerin. Allah da ona izin vermiyor. Bir kısım diyor, hadisi kutsi de şu, onu da söyleyeyim, kutsi hadis. Yani kutsi hadisin Kur'an'dan farkı ne? Ya da peygamberimizin diğer hadislerinden farkı ne? O da şu. Peygamberimiz diyor ki, bana Allah dedi ki, ama Kur'an olarak değil, Kur'an dışında, bana Allah dedi ki, ya da Allah'ın kendisine verdiği bir haberde Peygamberimiz buyurdu ki diye sahabeden nakledilen, doğrudan Allah'a dayandırılarak Peygamberimizin söylediği diye aktarılan rivayetlere kutsi hadisler diyoruz. Kutsi hadis. Yani Allah'a dayanıyor esası. Allah'a dayandırılarak aktarılıyor ama asla Kur'an değil. Buna da kutsi hadis diyoruz. Demek ki Kur'an ayetleri ve Peygamberimizin Allah'tan aktararak Kur'an'da olmayan bildirdiği şeylere biz ne diyoruz? Vahyi sarihi, açık vahiy. İkinci kısım vahyi zımnidir. Evet, burası çok önemli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın efal, ahval, etvar gibi, konuşmaları gibi, hayatında sergilediği her durumun, arada bir şey kalmıyor bakın, her durumun kaynağı vahyi zımniye dayanır. O da vahiydir. Şu kısmın mücmel ve hulasası vahye ve ilhama istinad edilir. Fakat tafsilatı ve tasviratı, yani açıklaması ve onların bizim anlayacağımız şekilde bize aktarılması Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama aittir. O vahiyden gelen mücmel hadiseyi tafsil ve tasvirde, öyle ya, Peygamberimiz bir konu bize anlatacak. Allah'ın kendisine bildirdiği, zımnen kendine bildirdiği bir vahiy inceliklerini bize açıklayacak. Neye göre açıklayacak?
toplumda yaşıyor. Yaşadığı toplumun örf, adet, gelenek, örnekleri var. İnsanların bir anlama kapasitesi var. Öyle mi? Bu insanları anlayacağı şeyler örneklerle açıklaması gerekiyor. Tebliğ metotları var yani. Tane tane konuşmak, anlayacağı şey örnekler vermek. Bakın şimdi, sahabe-i kiramdan birisinin bir çocuğu dünyaya gelir. Ama çocuğunun rengi kendi rengine benzemez. Hemen hanımına yanlış düşüncelerle, yanlış fikirlerle iftirada bulunmak ister. Doğrudan peygamberimize gider. Ya Resulallah, benim bir çocuğum dünyaya geldi ama çocuk şeklen bana benzemiyor rengi itibariyle. Peygamberimizin bakın açıkladığı, kendisine vahiy ile bildirilen şeyleri açıklarken kullandığı metot. Diyor ki senin develerinden bazen birisi